Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için eğitici bir dini masal anlatmak istiyorum. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Masalımızın ismi Namaz Kılıyorum. Sevgili günlük, birkaç dakika önce ezan okundu. Ve ben öğlen namazını kıldım. İçim öyle rahat ki. Bu sene 10 yaşıma girdim ve namaz kılmaya başladım. Aslında küçükken de kılıyordum ama 5 vakit kılmıyordum. Artık düzenli bir şekilde namazlarımı kılmaya çalışıyorum. Hem bana farz olduğunda da zorlanmam. Farzın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Farz, Allah'ın Müslümanlara yapılmasını açık bir şekilde emrettiği kurallardır. 10 yaşında kocaman bir ablayım artık. Sabah ezanı okununca babaannem beni namaz için kaldırıyordu. İlk günler çok zor olmuştu tabii. Sabah sabah kalkıp elini yüzünü yıkamak, abdest almak, su buz gibi geliyor insana ve yataktan kalkmak da çok zor. Ama Allah'ın istediği bir şeyi yaptığım için o kadar mutluyum ki anlatamam. Suyun soğukluğu hiç önemli değil. Bu sabah kendim uyandım. Tam da ezan saatinde. Ben yataktan kalkar kalkmaz tam karşımda bir çift kocaman göz görünce karşılıklı çığlığı bastık. O kocaman gözler kardeşim Burak'ınmış. Burak ezan sesini duymuş ve namaz kılmak için yataktan fırlamış. Ve beni uyandırmak için de tam yatağımın yanına gelmiş. O sırada ben de uyanınca ortalık karıştı tabii. Annem, babam, babaannem, dedem ve kardeşim Ayşe, herkes odanın kapısına yığıldılar. Meraklı gözlerle bize baktılar. Annem, evladım sen niye kalktın diye sordu Burak'a. Ben de namaz kılacağım anne, dedi Burak. Annem, sen daha 4 yaşındasın yavrum. Sana farz değil ki, istersen kılmayabilirsin deyince, olsun ben de kılmak istiyorum dedi Burak. Babaannem Burak'ın ısrarından çok hoşlanmıştı, gülümsedi. Ailece namaz kılmaya başladık salonda. O sırada Burak'ın garip hareketleri de dikkatimi çekti. Yani tamam namaz kılmayı bilmiyor ama yaptıklarına da akıl sır erdiremedim doğrusu. Burak seccadenin üzerinde uyuyakaldı. Annem Burak'ı yatağına yatırdı. Biraz önce babaannem öğlen namazını kılarken Burak yanına geldi. O da namaz kılmaya başladı. Babaannemin yanında saf tuttu yani. Ama yine o garip hareketlerini yapıyordu. Namazın sonunda da önce sağ tarafına selam verirken mutlu bir yüzle bir o tarafa bakıp bir de el sallıyor. Sol tarafa dönüp selam verirken yüzü biraz ciddi selam veriyor ve selamını hemen bitiriyordu. Namaz bitene kadar bekledim. Ve Burak neden sağına bakarken mutlusun da soluna bakarken mutsuz görünüyorsun dedim. Burak güldü ve yarım konuşmasıyla şey çünkü melekleye selam veriyorum dedi. İyi de sağındaki meleğe gülüyorsun, solundaki meleğe neden gülmüyorsun? Akıllım, oya da yazı yazan melekler var. Bu taraftakiyle iyi arkadaş olmak istiyorum. O yapılan iyilikleri yazıyormuş. Peki soldakine niye kötü kötü bakıyorsun Burak? Soldaki melek günahlarımızı yazıyormuş. Babaannem Burak'ı kucağına aldı ve bir güzel öptü. Aferin sana akıllı torunum. Ama sen yine de soldaki meleğe kötü davranma. Onun da görevi bu. Allah ona öyle bir görev vermiş. Bizim Afacan, kiramen katibini, yani yazıcı melekleri öğrenmiş meğerse. Bir de arkadaş oluyormuş onlarla. Babaanne, sağdaki melek bana daha çok sevap yazsın diye ona el sallıyorum. Soldaki meleğe de bana günah yazmasın diye pek yanaşmıyorum, dedi ve hepimiz Burak'a gülmeye başladık. Sevgili günlük,
Burak bizi yine çok güldürdü. Bu çocuk sahiden çok eğlenceli. Kardeşimi çok ama çok seviyorum. Sevgili dostlar, namaz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere emrettiği ibadetlerimizden bir tanesidir. Günde 5 vakit namaz kılarız. Namaz kılmak her Müslümana farzdır. Çocuklar için de namaz kılmak belli yaşlardan sonra farz kılınmıştır. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.